kalp ve damar hastalıklarını ve çözüm yollarını konuşacağız bu akşam. Evet İbrahim Bey. Evet. Bir kişinin kalbi takriben kendi yumruğu kadardır. Ve bu kalbi besleyen 3 ana damar var. Bu damarların yağlanması, daralması, sertleşmesine arterioskleroz denir. Yani damarlar sertleştiği zaman kişide aniden kalp krizi neticesinde problemler doğabilir. Almanya'da yapılan bir araştırmada yılda 500 bin kişinin kalp krizi geçirdiği ve bunların yarısının öldüğü tespit edilmiştir. Yani çeyrek milyon Alman yılda kalp krizinden gidiyor. Çeyrek milyon, 250 bin kişi. Türkiye'de de yani vardır yani herhalde 150-200 takriben bilmiyorum. İstatistik veri yok çünkü. Neyi tetikliyor kalp damar rahatsızlarını? Yanlış beslenme. Eski usul anadan babadan dededen ebeden gelen Türk mutfağını terk ettik. Abur cubur yiyoruz. McDonald'slar vesaire. Hamburger, cheeseburger, kola. Sağlıksız besleniyoruz. Bir, hareket etmiyoruz. İki, sigara, kola vesaire. Fakat bir de pek bilinmeyen, pek duymadığımız homosistein oranı yükselmesi hastalığı tetikliyor. Asidoz tetikliyor. Homosistein, asidoz. Asit oranı, kalbin kalp kaslarındaki asit oranı yükselirse kalp kasları yanar, yırtılır ve tansiyon hafif yükseldiğinde kalp krizinden veya kalbin iflasıyla ölüm olabilir. Asidoz neden oluşur? Yanlış besleniyorsa, sağlıksız besleniyorsa, çok hayvansal besin yiyorsa. İşte bazıları televizyona çıkıyor diyor ki durmadan sabah öğle akşam yatana kadar hayvansal besinle beslenin. Et, peynir, yumurta, et, peynir, yumurta. Et, peynir, yumurta yerse ne olur? Asidoz olur. Kanın pH değeri 7.40, 7.35'e doğru kaydı mı? Hemen bunu kandaki mineraller dengeleyerek asit baz dengesini kurar. Kişi doğduğu günden ölene kadar hep bu asit baz dengesi var. Hayvansal besinlerle ağırlıklı beslendim, asit oranı sürekli yükselir. Kalp kaslarındaki asit oranı yükselirse kalp kasları yanar. Eğer ki devam ederse yırtılır, ölüm olur. Asidoz. Bu en çok tehlikeli kalp için. İkincisi homosistein. Normal olarak yemiş olduğumuz besinlerde protein ağırlıklı besinler amino asitlere dönüşür. Amino asitler de bünyemizde tekrar hücre yapımında kullanılır, proteine dönüşür. Yani yapı taşı gibi amino asitler. Bu proteinler amino asitler tekrar proteine dönüşürken artık bir madde ortaya çıkar. Buna homosistin denir. Homosistini bünyemiz tekrar amino aside, faydalı amino aside dönüştürür. Neyle? B6 vitamini, B12 vitamini ve folik asitle. B6 vitamini, B12 vitamini ve folik asit oranı azalmışsa, neden azalır? Bağırsaklara mantar yerleşmişse, kişi aşırı ilaç kullanmışsa bağırsaklarına mantar yerleşir. Mantarlar toksik madde üretir. Toksik maddeler nedeniyle karaciğer bu toksik maddeler artmak için yorulur, yağlanır ve vitamin oranı azalırsa homosistein sürekli yükselir. Bu da LDL kolesterolünü tetikler. LDL kolesterolünü tetiklerse ne olur? LDL kolesterol oksitlenirse bağışıklık sistemi bunu mikrop gibi zanneder. Makrofaj, kanımızda dolaşan ahtapot gibi bir hücre, bakteri, virüs ve mantarları yer veya T şeklinde, Y şeklinde antikorlar fırlatarak yok eder. Uzay gemisi gibi. Binlerce gözü varmış gibi bakteri, virüs ve mantarları yakaladığını yer, yakalamadığını T şeklinde, Y şeklinde antikorlar fırlatır veya oksijeni parçalayarak tek moleküle dönüştürerek fırlatır, ateş gibi yakar. Tek oksijen tek moleküle döndüğü zaman bunu makrofaj tek moleküle dönüştürür. Fırlattığı zaman raket fırlatıyormuş gibi, yani Tom Hawk kuzesi gibi mikropları öldürür. İşte bu makrofaj oksitlenen LDL kolesterolünü mikrop gibi algılıyor. Yiyor, şişiyor, balon gibi patlıyor, ölüyor. Ortaya sümüksü, süngerimsi bir madde çıkıyor. Bu da damarların iç yüzeyinde ne oluyor? Yapışır. Damarlar yamalı bohçaya dönüyor. Ani bir tansiyon yükselmesi veya düşmesinde ne olur? Kişinin kalp krizi sonucu ölebilir. Yani bugüne kadar bilinenlerin haricinde kalp krizini tetikleyen, kalp damar rahatsızlarını tetikleyen, ölümü tetikleyen homosistein oranı yükselmesi, bu pek bilinmiyor. Asidoz. Vatandaş dedi ki, evet. Alıcın çayını içiyorum, faydasını görmüyorum dedi. Evet Cevdet Bey.
Evet, göremez çünkü şifalı alıç. 90 çeşit alıç yetişir ülkemizde. Sadece ikisi şifalı. Rastgele alıç kullanamazsın. Evet. Kullanırsan faydasını göremezsin. Biz ne kullanıyoruz? Loplu ve kertikli alıcın yaprak ve çiçeğinin ayrı ayrı destilasyonla elde edilen ekstraktı. Ha, rastgele değil. Ekstraktı. İki bitkinin ekstraktı. 90 çeşit alıçtan sadece ikisi. Bir. İki. Alıcı aldınız. Ürettiniz ekstraktını. Çayını içtiniz. Damarların içindeki plakları çözdü. Peki böbreklere geldi. Böbrekler bunu süzemezse ne olacak? Yani rastgele. Ben buradan bir şey söylüyorum. Bazıları gidiyor hemen okus bokus bir şeyler karıştırıp bir şeyler üretmeye çalışıyor. Yanlış. Çözülen pıhtıyı, damarların içindeki plakları çözdü. Böbreklerdeki nefronların da süzme kapasitesini artıracaksınız. Böbrekleri süzemezse ne oldu? Böbrekleri iflas ettirirsiniz. Onun için biz ne yaptık? Böbreklerin fonksiyonunu artırıcı, karaciğerin fonksiyonunu artırıcı 19 bitkiyle takviye ediyoruz. Yani rastgele bir şey üretilmez. Duydun Ahmet'ten, Mehmet'ten. Hemen ben de üreteyim. Öyle yok. Bir bakın kalp damar rahatsızlığıyla ilgili internete. İşte falan filan firmanın ürününü kullanmış, hastalanmış. Vesaire vesaire. Evet. İsim vermek istemiyorum. Bu iki birleştirilecek olan iki madde de tabii Alıç Forte'de birleştirilmiş Alıç'ta durumda. Yani insan bireysel olarak bunu bitki ekstraktı var. Evet. Sadece damarların iç yüzündeki plakları çözmüyor. Hı hı. Karaciğer yağlanmasına karşı da etkili. Karaciğerde bir şey olmasın diye. Hı. Böbreklerin nefron, süzge düşürenlerinde fonksiyonlarını artırıcı. Evet. Alıç kalp damar için dünyada en etkili bitki.